Sevgili izleyenler, ana haber sonrasında ve ajanda programında sizlerle beraberiz. Yeni yayın döneminin ilk ajandasını efendim açtık. Gündemin değerlendirmesini yapacağız. Ne kadar süre? Biliyorsunuz 31 Mart seçimlerinden sonra İstanbul seçimlerini de bekledik. İstanbul seçimlerini de netleştirdikten sonra biz vedamızı gerçekleştirdik. Ve o dönemden şu zamana kadar biriken konularımız var. Elbette Türkiye'nin gündemi hareketli, sürekli değişkenlik arz ediyor. Biz bu değişkenlik arz eden geriye dönük konuları da değerlendireceğiz. Neler yaşandı, neler oldu, bunların geri planında ya da görmediğimiz neler var. Bunları yorumcularımıza konuşma fırsatını yakalayacağız. Hafızalarımızı tazeleyelim. Kimlerle bu programı gerçekleştiriyoruz? Hemen onu sizlerle paylaşalım. Sağdan başlamak istiyorum bana göre. Avukat Yener Yazgın. Hoş geldiniz. Sizi burada görmek güzel. İş insanı Yunus Evliyoğlu. Hoş geldiniz siz de. Avukat İbrahim Gök. Siz de hoş geldiniz. Gündem yoğun. İnşallah konuşacağız. Çok teşekkür ederim ve iş insanı Aytunç Sunguroğlu. Siz de kalem düştü. Siz de olur böyle şeyler. Siz de hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Şimdi Türkiye'nin gündemi hakikaten çok yoğun ama İstanbul seçimlerinden sonra sanki biraz duruldu. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum ama o hareketli, çok debdebeli zamanı biraz geride bıraktık. Ekonominin bu tablosuna insanlar sanki azıcık da olsa alıştı gibi. Kamera arkasında konuştuk. Bazı tahminler var Şubat'a kadar neler olacağına dair. Bu programda onu da konuşma fırsatını yakalayacağız. Bismillah diyelim başlayalım ve hemen ilk sıradan başlayalım. Yani yakından geriye doğru gidecek olursak şu anda Türkiye'nin gündeminde ne var? HDP Diyarbakır İl Binası'nın önünde annelerin nöbeti var. Önce 1 ile başladı, sonra 2 oldu, 5 oldu, 10 oldu ve şu an sayı 33-34'lerde her geçen gün artıyor ama yankısı ciddi boyutlara ulaşmış durumda. HDP'lilerden çok fazla bir açıklama yok ama bununla alakalı çeşitli işte sivil toplum kuruluşlarını siz de İbrahim Bey dün oradaydınız, cumartesi günü oradaydınız. Oradaki atmosferi çok iyi yaşadınız, onu da sizlerden alacağız inşallah. Şimdi Yener Bey sizle başlayalım. Neden şimdi böyle bir olay oldu? Yani terör örgütü 30-40 yıldır annelerin yavrularını alıp dağda onları hedef ettiler. Onların kandırılmasına HDP'liler ya da işte PKK'lılar o amaçlarını gerçekleştirdi. Ve o insanlar dağda işte bir şeyler yapmaya çalıştılar ama anneler şimdi artık tepki göstermeye başladı. Ne oldu da şimdi bu oldu? Öncelikle yeni yayın döneminin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Buradan gerek Elazığ'dan bizi izleyen, gerek il dışından, gerekse yurt dışından izleyen tüm izleyicilerimize selam, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. İnşallah iyi bir sezon olur diye ümit ediyoruz. Sizin ve personelinizin verdiği emekler için de teşekkür ediyorum. Şimdi bu özellikle yerel seçimlerden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikasında, iç politikasında da dış politikasında da belirgin değişiklikler meydana geldi. HDP'li annelerle alakalı olan izlenen siyaset ve devletin sergilemiş olduğu politikada bu yönde izleniyor. Şöyle ki bu işin iki penceresi var. Bu bir var. Devlet politikası mı? Elbette. Evet. Zaten Sayın iki gün önce Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı, devlet olmazsa o kadınlar, anneler orada duramazlar açıklamasını ayan beyan bir şekilde yaptı manşetlerden. Hatırlarsanız iki gün önce. Evet. Şöyle ifade etmek gerekiyor. Halkların Demokratik Partisi'ni PKK terör örgütünün direkt olarak somut, organik bir uzantısı olarak görüldüğü pencereyi kabul edecek olursak, Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılarak, siyasi faaliyetlerine son verilerek bu şekilde terör örgütüne de Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin ve emniyet güçlerinin gerekli operasyonları yaparak bu örgütün bitirilmesi gerekir. Devlet bu konuda çaresiz olmamalıdır. Neden çaresiz olmamalıdır? Halkların Demokratik Partisi'ni zaten fiilen siyaset yapamaz hale getirmiştir. Şu anda özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'daki işte son 3 ilde yapılan kayyum atamaları da
Bunun en somut örneğidir. Diyarbakır'da, Van'da ve Mardin'de kayyum atanmıştır. Üstelik yapılan kayyum atamalarında herhangi bir iddianame dahi ortada yokken İçişleri Bakanlığı tamamıyla idari tasarrufuyla belediye başkanlarını... Kayyum konusuna geleceğiz ama öncelikle bu anne konusunu netleştirelim. Yani kayyum konusunun ayrı bir paragrafta... Birbiriyle bağlantılı olduğu için onu da kısaca arz etmek istedim. Ben elbette ki orada oturan bütün annelerin acısını tüm yüreğimle paylaşıyorum. Aynı acıyı ben de paylaşıyorum. Fakat dikkat ederseniz orada çocuğu 20 yıl önce, 25 yıl önce, 30 yıl önce, 10 yıl önce ve bunlardan bir kısmı rüştünü kazanmış 18 yaşından büyük çocukların, yani elbette bu terör örgütünün bir ikna süreci olmuştur. Yani bu kişileri kendi yanına çekmek için götürülerek, yani zoraki bir kaçırılma, belki istisnalar vardır. Zoraki bir kaçırılmayla gerçekleştirilen bir durum olmadığı kanısındayım ben. 15 yaşındaki bir çocuğu zoraki kaçırmak yerine... 15 yaşındaki yerine, çocuk konusunda ben de size yani, katılıyorum. Yani bazı ikna metotlarını iradesi, kullanıp... İradesi sakattır yani o... 18 yaşında da çok şey değildir. Hukuken de sakattır, fiilen de sakattır. Evet. O çocuğun götürülmesi terör örgütünün yapmış olduğu bütün faaliyetler gibi bir terör faaliyetidir. Ve buna devletin müsaade etmemesi gerekmektedir. Fakat özellikle PKK konusunun neredeyse son diyebilirim ki bir yıldır çok alt düzeylere inmiş olduğu bir safahatte böylesine bir sansasyonel bir eylem başlatarak ve özellikle medya kuruluşlarının neredeyse günün büyük bir saati oradan canlı yayın yaparak ve ana haber bültenlerinde birinci haber göstererek bunu biraz daha böyle çok üst sıralarda bir haber olarak sunmasının ben bir devlet politikası olduğunu, yeni bir sürece gebe olduğumuzu, yeni şeyler yaşamamız konusunda devletin PKK ve Kürt sorununa yönelik olarak yeni planları olduğu kanaatini taşıyorum. Bu konuda ben gerek orada oturan annelerin, gerekse cumartesi annelerinin hepsinin anne olması münasebetiyle bütün acılarını yürekten paylaşıyorum. Fakat bunun dediğim gibi bir siyasi ürün olarak kullanılması, politik bir ürün olarak kullanılması ve siyasi partilerin bunu malzeme olarak değerlendirip oya devşirmeye çalışması. Siyasi partiler buradan bir beklenti, rant mı elde edecek? Yani oy mu bekleyecek ya da bu ne gibi faydası olabilir ki bir siyasi partiye buradaki annelerin? Mesela işte az sonra da konuşacağız. Bakan gitti orada farklı bir tablo sergiledi ve bence buradan yara aldı. Hani siyasi partinin buradan ne bir çıkarımı olabilir ki? Onu kazancı olabilir Sizce ki? Sizce öyle ama. Ben soruyorum ama. Hani ben onu merak ettiğim için yöneltiyorum. Siz belli bir seviyede, belli bir birikime sahip, belli bir entelektüel sesi olan bir insansınız. Ya ama hakikaten siz bunu görebiliyorsunuz. Ama toplumun geneli bunu göremiyor. İçişleri Bakanlığı'nın oraya gitmiş olması ve orada fotoğraf vermiş olması vatandaş nezdinde büyük bir fedakarlık. Öyle evet. görüyorlar. Nitekim zaten yapılan açıklamalar, meydanlarda söylenen söylemler de o toplumun büyük bir kesimini oluşturan vatandaş kitlesine yönelik. Yoksa sizin dediğiniz gibi Sayın İçişleri Bakanı'nın gidip orada çaresizlik içerisinde o insanlarla birlikte bir partinin önünde oturup çünkü bu netice itibariyle bir propagandadır. Aile Politikalar Bakanı, İçişleri Bakanı değil de Aile Politikalar Bakanı. Sayın İçişleri Bakanı da gitti biliyorsunuz. Süleyman Soylu da gitti. Aile Politikalar Bakanı da gitti. Bunların gidip orada bu çaresizliğe çaresizlikte kendilerinin fotoğraf vermesi ve orada bulunan ailelerin çaresizlikten dolayı gidip HDP önünde oturmuş olması, hükümeti yöneten erk sahibi bakanların bunu çözememesi yönünde bir izlenim uyandırıyorlar bizler için. Fakat vatandaş öyle bakmıyor. Şimdi ben netice itibariyle şunu söyleyeyim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı
2002 seçimlerinden 2015 seçimlerine kadar tek başına iktidarı almasının en büyük nedenlerinden birisi Kürt seçmen oylarıydı. Kürt seçmen oyları özellikle 2015 1 Haziran seçimlerinden sonra büyük bir kısmı Halkların Demokratik Partisi'ne geçti. Ve son Milliyetçi Hareket Partisi ile kurmuş olduğu ittifak neticesinde de artık Doğu'dan ve Güneydoğu Anadolu'nun ekseri kısmından diyeyim bir oy beklentisi kalmadı. Ve buna mukabil olarak Adalet ve Kalkınma Partisi hükümet ve Sayın Cumhurbaşkanı tamamıyla milliyetçi söylemlerle, milliyetçi uygulamalarla bu oyları sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bu da onun adımlarından birisidir. Ben öyle görüyorum. Ve bundan sonra meydana gelecek sansasyonel olaylara da olmamasını diliyorum. Evet. Fakat dediğim gibi bu yönde bir yönelim var. İnşallah toplumumuza, vatandaşlarımıza, halkımıza zarar vermeyecek bir süreçten geçer. Ve orada oturan annelerin o çaresizliğini her gün görmek aslında acı verici bir durum. O konuda da Halkların Demokratik Partisi temsilcileriyle oturulup hükümet tarafından bu konuda bir en azından bir manifesto veya bir açıklama yapılıp onların acılarını kabul ettiklerini ve bu acılara ortak olduklarını eğer Halkların Demokratik Halkların Demokratik Partisi yapmamak için direniyor zaten. Yani yaparsa diyorum ben de. Böyle bir şey yaparsa. Yani HDP eğer bunu yaparsa hakikaten suçu o zaman tamamen üstlenmiş olur zaten. Level atlamış olacak bir. Ne üstlenmiş olur? Hayır, böyle bir olayın onlar bizden değil. Üstlenmiş olmaz, tam tersine terör örgütünün lanetlese zaten sorun yok. Lanetlesin yani. Demiyorum. Çok farklı şeyler konuşuyor. Yani cümlelerime dikkat edin. Ben lanetlersin demedim. Ben sadece annelerin acısını paylaştığını ifade etmesi gerektiğini. Yani o annelerin acısını kendilerinin de paylaştığını, bu çocukların, orada dağa çıkan insanların kendilerini bu şartlara iten nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini yönünde hem kendisini eleştiren hem de dünden bugüne, geçmişten bugüne Kürt politikasında yapılan yanlışların, terör örgütünün yapmış olduğu yanlışların açık bir şekilde ifade edilerek ve devletin de yaptığı yanlışların açık bir şekilde eleştirilerek böyle bir belki açıklamayla bunun peki, bu suların durulabileceği kanaatini taşıyorum. Birazdan geri döneceğiz. Evet Yunus Bey, konunun başlangıç kısmı neden şimdi? Yani 30-40 yıllık süre gelen bir sıkıntı ve işte bir kişiyle iki kişiyle başlayıp devam eden bir olay. Yener Bey'in konuşmaları içerisinde bazı notlarımız var. Bunun bir politik olduğundan bahsediyor. Bir devlet politikası olduğundan bahsediyor. Ama tam işaret ettiği nokta nedir? İşte buradan bir beklenti, işte buradan bir siyasi çıkarım, kazanç ne diyebiliriz artık onu bilmiyorum ama sizce durum bu mudur? Bu bir devlet politikası mıdır? Ya da bu hakikaten artık bir birikmişliğin patlama noktası mıdır? Patlaması mıdır ya da? Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi Yener Bey'in konuşmalarından ben de not çıkardım. Sizin sorunuza da gelecek olursak. Bu bir toplumsal bir patlamadır bana göre. Kaldı ki zaten İbrahim Bey gitti, gördü. Kendisi yerinde gördüğü için daha sağlıklı açıklamalar yapacaktır. Biz sadece basından takip ettiğimiz kadarıyla yorumlayabiliriz. Bir Diyarbakırlı annenin en son oğlunun HDP binasına girdiğini ve orada çalıştığını, 4-5 gün boyunca haber alınamadığını, feryat figan ederek oğlunu oradan kurtarmasıyla başlayan bir süreç. Hacer anne. Hacer anne. Hacer anne bu olayı yaptıktan sonra diğer anneler, evet, sonuçta anne yüreği yani, bence anneler şunu söyledi, başlarım sizin Kürt politikanıza da Kürdistan'ınıza da bize oğullarımızı geri verin dediler. Sayıları 3, 5, 10, 20, 30 şu anda bildiğim kadarıyla en son 36 mı 37 annemiz orada direnişini ve bekleyişini devam ettiriyor. HDP'nin bu işin, bu HDP bu işin içerisinde neresinde diye soracak olursak HDP'li Leyla Güven, evet,
bu süreçte bir açıklama yaptı. Bilmiyorum kaçınızın dikkatini çekti. Kürt sorunu olduğu sürece gerillaya katılım devam edecektir diyor. Yani bilerek ve isteyerek ortamı gerecek, memleketi gerecek ve bu işi neredeyse üstlenecek açıklamalar yapıyorlar şu anda. O zaman HDP'den yumuşatıcı bir açıklama kesinlikle beklemek yanlış. Yok, böyle bir şey bekleyemeyiz. Çok kısa, çok özür dilerim. Çok özür dileyerek. Söylenen cümlenin yani ifade edilmesinin doğru olmadığını düşünebilirsiniz de. Netice itibariyle o cümle doğru değil mi? Kürt sorunu olduğu sürece gerillaya katılım devam edecektir. Şöyle, biz zaten bunu tasvip etmiyoruz, bunu tartışmıyoruz. Kaldı ki artık devletin Doğu ve Güneydoğu'ya yapmış olduğu yatırımlar ve sosyal refahtan sonra hakikaten insanların dağa çıkma gibi bir gereksinimi yok. Ha belki bundan 20 yıl önce bu konu tartışılabilirdi. O zamanki konjektürde bunlar konuşulabilirdi. Ama şu an Diyarbakır'da, Mardin'de, Şırnak'ta yani Kürt sorunu diye bir ben Şırnak'a gittim. İnanmıyorsunuz değil mi? Ben Şırnak'a gittim mesela geçenlerde. Kürt'ün oyu bile yok. Bu oyu bile sayılmıyor. Şırnak'ta hendek operasyonları oldu ya. Sayılıyor mu? Kürt niye sayılmasın yani? O da gidiyor sandığa oyunu belediye kullanıyor. Başkanı seçtiler. Seçtikleri belediye başkanları daha iki ayı dolmadan bu bir tek seçtikleri belediye başkanları yollara mayın döşeyip sivillerin şehit olmasına sebebiyet verilecekse seçime sokmasalar. Tabii ki görevden alınır yani. 2 evet. kere 2 4. Tabii bu kayyum konusunda bence bilare onu konuşacağız, program içerisinde konuşmalıyız. Evet. Şu an mevzumuz HDP'li anneler. Hı-hı. Yani dediğim gibi 20 yıl önce, 30 yıl önce belki konjektür gereği bilemiyorum. O zamanları da görmedim ve yaşamadığım için dağa çıkma belki bir zorunluluk veya bir moda haline de gelmiş olabilir. Ama şu anda teknoloji çağındayız. İnsanların hakikaten dünya tarihi boyunca her ne kadar ekonomik kriz ve sıkıntılardan bahsetsek de refah seviyesinin en üst düzeyde yaşandığı bir dönemden geçiyoruz. Yani bu çağda insanların dağa çıkıp eline silah alıp mağaralarda yaşayacağını gönüllü olarak kimsenin bunu yapacağını düşünmüyorum. Kaldı ki birçok insan hakikaten zorla dağa kaçırılıp zorla dağa götürülmüş. HDP'de dediğim gibi bu süreçte tek bir şekilde ne bir kınama mesajı yayınladı ki bekleyemeyiz. Zaten bunu kabullenecek sözler de söylediler. Bir lafım da sanatçı geçinen o camiaya. Ağaçlar Çanakkale'de biliyorsunuz HDP ormanları yaktı. Evet. Bir ara gündemimizi de onlar tam olarak yerinin ismini unuttum. Ben o başka mevzudan bahsedeceksiniz. Hani altın arama olayına gireceksiniz. Yok altın arama değil. Bir günde 150 tane yangın çıkartmak. Biliyorsunuz sonra Cem Yılmaz, Tarkan, işte bütün Türkiye'de entelektüel geçinen ünlülerimiz devleti bu konuda suçladılar. İşte o ağaçlar yakılıyor ki yerine oteller yapılsın, bilmem ne yapılsın. Sonrasında bu işi kim üstlendi? PKK üstlendi. PKK üstlendikten sonra bu sanatçılardan, sanatçı dediğimiz insanlardan tek kelime bir şey duyabildik mi? Duyamadık. HDP'li Diyarbakırlı anneler üzerinden bir şey duyabildik mi? Duyamadık. Yani dün Selahattin Demirtaş'a saz çaldıran kimlerse, onu şirin göstermeye çalışan kimlerse, dün ağaçları bahane ederek devlete yürüyen ve bugün susanlar da aynı cana. Ondan dolayı ben bu işin siyasi bir rant olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki bu daha çok bence içten gelen, gönülden gelen bir direniştir yani. Hedef Diyarbakırlı annelerin sürecini. Peki o zaman çok şey yapmadan İbrahim Bey'e geçeceğiz de henüz vaktimiz var. Hı hı. Aile Sosyal Politikalar Bakanı'nın oradaki vermiş olduğu poz çok konuşuldu. Şimdi devleti temsilen gidilen bir yerde duruş, ifadeler, mağdur icra makamı yani erki temsil ediyor ama orada bir fotoğraf veriyor ki o hakikaten ciddi bir tepkiye neden oldu. Fotoğrafı biliyorsunuz değil mi? Maalesef biz de gördük. Ne diyorsunuz? İçim acıdı. Yani içim acıdı. Devlet boyun bükmez. Devlet çökmez. Devlet oturmaz. Devlet dik durur. O bakan hanımefendi orada belki ziyaret edebilirdi. Belki hal hatır da sorabilirdi. Belki bir basın açıklaması da yapabilirdi. Bunların hepsine eyvallah ama sen devleti
temsil ediyorsan orada oturup aciz bir şekilde tabiri caizse boynunu bükemezsin. Ben tamamen siyasi bir hata olarak görüyorum. Siyasi bir tecrübesizlik görüyorum. Bana göre devlet tecrübesi olmadan bir olmadığı için bu hanımefendi devlet tecrübesi daha önce çok fazla olmadığı için şu anda bakanlık yapıyor zaten. Siyasi gelenekten olmadığı için ya da ne siyasi, bileyim yani siyasi tecrübesi yok. Bunu hiçbir makul bürokrat... Makul görülebilir mi Sayın Gök? Metin Bey, bunu hiçbir bürokrat yapmaz. Tebüsünden aslında ne demek istediğinizi anladım ya ama. Devletin içinden gelen kaymakam, savcı, hakim, bürokrat... Ama şimdi herkesin işte savcı, kaymakam olması mı gerekir orada dik durması için? Hayır, hayır. Yani, en azından siyaseti iyi bilmesi lazım. İşte onu söyleyeceğim. Bakanlık yapıyorsunuz. Siyaseti yani iyi bilmek zorundasın. Özür diliyorum. Estağfurullah. Ya, o benim şahsi yorumumu soracak olursanız... Ben bunu gördüğümde hakikaten benim de birçok insan gibi içim acıdı. Üzüldük yani. Olmaması gerekiyordu. Evet. Size mi devam edelim? Fark etmez. Buyurun o zaman. İfadeler bu yönde. Sorumuz da zaten belli. Asıl benim merak ettiğim konu şu anda bunun bir devlet politikası mı olduğu? Niye bu kadar çok? Niye derken evet sonuçları itibariyle güzel dönütler alınıyor ama neden şu zamanda işte anneler çıktı, bu ifadeleri kullanmaya başladı ve orada artık herkes gidip bir şekilde siyasilerden işte bakanlar gidip de orada bu durumu işte acı paylaşma görüntüsü altında o durumu yaşıyor, ortak oluyor ya da bununla alakalı kamuoyuna bir görüntü veriyor. Ne oluyor? Merak ettiğimiz bu. Evet, öncelikle teşekkür ediyorum. Yeni yayın dönemimizin inşallah memlekete, bizlere ve televizyonumuza hayırlar getirmesini diliyoruz. Neticede burada çayları koyup yeniden başladığımız bir programda. Evet. İnşallah bildiklerimizi, doğru bildiklerimizi kamuoyuyla paylaşıp uzaktan yakından bize gönül veren, kulak kabartan, gözlerini bizden esirgemeyen dostlarımızla değerlerimizi paylaşmaya gayret edeceğiz. Tabii bu konuşmaya başlarken aynı zamanda geçtiğimiz iki gün önce KULT'ta yaşanan, gerçekten biraz sonra da nedenlerini değerlendireceğim, müessif olay dolayısıyla şehadet şerbetini içen sivil kardeşlerimi de bir kez daha rahmetle anıyorum. Şu an yaralı hastanede olan kardeşlerimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Amin. Bu ara tabii Sayın Valimizin de biliyorsunuz amcası vefat etti, ona da bir başsağlığı diyelim. Tabii bu ara vefat edenlerin sayısı çok olunca hepsine bir başsağlığı dilemiş olalım. Ve bugün ahilik haftası başladı malum. İnşallah esnafımızın, şu an 30 bin esnafımızın o zihniyette, o düşünceyle hareket eden, o düşünceye uygun ticaret yapan, esnaflık yapan durumda şu memlekete güzellikler katmasını ve bu vesileyle de ahilik haftalarını da tebrik ediyorum. Böylelikle konuşmaya başlayacağım. Tabii cumartesi günü biz İdareci ve Bürokratlar Birliği heyeti olarak ziyaret ettik. Genel Başkanımız Yücel Can Bey başta olmak üzere Genel Başkan Yardımcılarımız, ki ben de Genel Başkan Yardımcılarından biriyim, hukuk işlerinden sorumlu. Artı Antep, Batman, Urfa, Antalya, Elaziz sorumluları da, temsilcileri de beraber olmak üzere biz ziyaret ettik. Tabii gördüğümüz tablo, biraz evvel konuşmacı arkadaşların ifade ettiği değerlendirmelerin çok ötesinde bir tabloyla karşı karşıyaydık orada. Ben şunu açık yüreklilikle söyleyeyim. Orada sadece daha çocuğu giden, ki mesela bir tane Elazığlı kızımız vardı, 15 yaşındaydı. Fotoğrafı da var. Şu an bir fotoğraf daha buldum, baktım. Fotoğrafa baktığınızda size şu kaç yaşında gösteriyor? Bir terör örgütü elebaşısıyla beraber şu an fotoğraf çeken. Kaç yaşında? 13-14. Yani, şimdi bu çocuğum ve ben Elazığlı hemşerimizin kızı da 15 yaşında olması hasebiyle söylüyorum. Yaşadıklarını bizzat kulağımla dinledim. Öyle şeyler vaat edilerek, öyle farklı şeyler vaat edilerek götürülmüş ki her gencin ne yazık ki şu an günümüzdeki her gencin yok diyemeyeceği şeyler. Dolayısıyla farklı bir dünya gösteriyorlar değil mi? Farklı bir dünya. O dünyada farklı bir tabloyla o gençlerimizi kandırıp götürüyorlar. Evet. Elazığlı kardeşimiz de bunlardan biri. Hatta o gün 33.
ailemiz gelmişti. O da Elazığ'dan tanıdım. Kendisi Bingöl'lü olan, Erzurum'da yaşıyor ama Elazığ'da çok sık gördüğüm bir kardeşimizdi. Onunla da böyle bir sarıldık. Bu 10 ve 15 yaşındaki gençlerimizin kandırılıp götürülenler. Orada sadece bunlar yok. Bunların aileleri yok. Askerlik yapıp da kaçırılan, polislik yapıp da kaçırılan evlatlarımızın da aileleri oradaydı. Yani orada sadece daha kaçırılanlar değil. Orada güvenlik gücü pozisyonda görev yapan, hizmet yapan ama PKK tarafından kaçırılan insanlarımızın aileleri de, kardeşlerimizin aileleri de orada. Şimdi Hacer Anne ile başlayan bu serüven benim kanaatime göre bir devlet organizasyonu değil. Evet. Ama şu an devletin korumasında bir organizasyona dönüştü. Başlangıcı devlet organizasyonu değil. Peki bu duruma nasıl gelindi diye baktığınızda, bu duruma şu an bölgede gittikçe azalan, hatta yok olmayla karşı karşıya olan bir terör belasının bittiğinin muhakkak müjdecisi, göstergesi. Çünkü hiç kimse o cesaretle gidip bir terör örgütüne destek veren partinin üstelik Diyarbakır gibi bir yerde il başkanlığının önünde bu eylemi gerçekleştiremez. Hatta orada özellikle dikkat ettim. Oranın güvenliğini de sağlayan Elazığ'ın bir hemşerimiz, amiri, güvenlik amiri pozisyonda. Ona da sordum. İçeride var dediler. İçeride var. Provoke etmeye çalışıyorlar. Biz önlemeye çalışıyoruz. Dikkat ediyoruz. Her pencereye bir polis memuru uzaktan takip ediyoruz. Bir provokasyon olmasın diye. Çünkü neticede o annelerimizin bu demokratik eylemini, demokratik tepkisini provoke etmek suretiyle farklı bir boyuta çekmek isteyen ne yazık ki terör örgütü mensupları da var. Burada şunu açık yüreklilikle söylemek lazım. Tabii HADEP'in, yani ben terör partisi diyorum, böyle bir partinin gelip de bu annelere destek verecek bir açıklama yapmalarını beklemek bence hayalden öte. Hayalden öte. Niye? Çünkü zaten terörden ve kaostan beslenen bir parti. Terör örgütüyle. Öz eleştiri. Yani kendilerine şeyi ben kastım öz eleştiriydi. Kendilerine yani öz onu yaptıkları zaten, ya zaman zaten Türkiye'de terörün de artık boyut değiştirdiğini, terörün de artık tarihin çöplüğünde yer aldığını düşünmek mümkün olabilir. Öyle bir öz eleştiriyi böyle bir partiden beklediğimiz takdirde, gerçekleştiği takdirde. Ha olur mu? Olabilir tabii. O zaman kendilerini demokratik olgunlukla saz çalan Selahattin'den göbek kıvıran bir başkasına kadar affedersiniz destekleriz. Niye desteklemeyelim? Şimdi burada şunu açık yüreklilikle konuşmak lazım. Bakanın oradaki tablosu, sizin de sorularınız içerisinde vardı. Ben notlarımla gidiyorum, özür diliyorum. Yani evet, bir daha sorayım. Oradaki tablosu bence bir bakanın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakanının o fotoğrafı vermesi kadar yanlış, hatalı, siyaseten de çok büyük sıkıntı verebilecek bir tabloyu düşünmek bile yanlış. Öyle bir tabloyla karşı karşıya kaldı o bakan. Ha, acemi olabilir. Acemi ise yapmayacaksın kardeşim. Süleyman Soylu da gitti oraya. Öyle bir tablo mu verdi? Evet. Evet. Tabii ben burada bir kez daha rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu müsaade ederseniz rahmetle anacağım. Evet. Çünkü Allah rahmet eylesin. Böyle bir anne Muhsin Bey'e müracaat ettiğinde mecliste milletvekili. Doğru Ahmet Türk, o görevden alınan Mardin belediye başkanı var ya, onun odasına gidiyor. Diyor ki bugün akşama kadar evladım gelmezse seni alırım. Bakın seni alırım cümlesi çok önemli. Ve o gün akşama kadar da o çocuk geliyor. Allah rahmet eylesin. Sosyal medyada çok fazla gördünüz var. Sosyal medyada çok gördünüz. Evet, çok fazla gördünüz. Şimdi ben Sayın Bakan'dan da Süleyman Bey'den de böyle bir tavır bekliyorum. Ey HADEP, iki güne kadar, bir haftaya kadar bu evlatlarımız gelmezse ya vefat etmişse en azından cesetleri getirilmezse ben sizleri burada yaşatmam. Yaşatmam derken tehdit manasında söylemiyorum. Yani muhakkak adaletin önüne çıkartırım demesi lazım. Şimdi HADEP'in siyasetinin engellendiği cümlesine de katılmak mümkün değil burada. Şimdi HADEP'in siyasetine baktığınızda HADEP bugüne kadar bölgede kandan, kaostan, terörden besleniyordu. Evet. HADEP siyasi parti olarak gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nde şu an 37 tane siyasi parti biliyorum ben. Belki daha fazladır bilemiyorum. 37 siyasi parti, diğer 36 siyasi parti gibi davransa
siyasetini engelleyecek demokratik hiçbir şey ortaya çıkmaz. Hatta varsa öyle bir ortaya çıkacak tavır, o tavır karşısında belki siz, belki biz ilk tavır koyacak, ilk tepki gösterecek insanlarız. Ama terörle koyun koyuna yatan, buradan daha transferler yapan, ki kendi ifadeleri, işte biraz evvel Leyla Güven'le ilgili söylenen söz, Kürt sorunu olduğu müddetçe gerillaya katılın. Bakın gerilla diyor. Bakın gerilla diyor. Kürt sorunu, bakın Kürt sorunu öyle bir noktaya taşındı ki aslında bu işe en iyi cevabı Hacer'e anne verdi. Yere bassın sizin Kürdistan düşünceniz, yere bassın sizin Kürt'le ilgili bir şey söyledi. Bakın şu an gelinen nokta itibariyle bunu çok samimi söylüyorum. Oradaki annelerimiz her biriyle teker teker konuştuk. Biz sadece ziyaret etmek amacıyla da gitmedik. Biliyorsunuz HADEP'in bir şikayeti var o annelerimizle ilgili. Cumhuriyet Savcılığı'na. Takip ettiniz mi bilmiyorum. Bizi rahatsız ediyor, işgal ediyor. Şimdi biz onlara hukuki destek vermek için de ben o görevi de üstlendim. Onu söyleyeyim. Buradan da beyanda bulunayım. Hatta ondan dolayı da iki gündür tehditler almaya başladık. Canları sağ olsun. Biz şu an birkaç örgütün ölüm listesine girmişiz. O da bir tane daha olsun, ne olacak? Bir eksik, bir fazla fark etmez. Allah insanın vadesini belirtmiş. Bir dakika öncesi, bir dakika sonrasını kimse yaşayamaz. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. Biz hukuken de şimdi o annelerimize destek vereceğiz inşallah. Yani onların savcılıkta haklarındaki şikayetleri, ki karşı şikayetler hazırlıyoruz şimdi biz. HADEP'in tüm yetkilileri hakkında. İnşallah bir dahaki programa kadar yetişirse, çünkü vekaletler geliyor şimdi. O vekaletlerle inşallah bu organizasyonu da bizzat Elazığ'daki bir avukat ekibi olarak üstlendik, götüreceğiz. Toparlıyorum efendim. Şimdi burada şunu açık yüreklilikle konuşmak lazım. Oradaki annelerimiz yüreği yanan insanlar. Oradaki annelerimiz siyaseten hiçbir şekilde kullanılmaya müsait olan insanlar değil. Bakın biz bu organizasyondan ya bu ziyaretten sonra AK Parti bu işte nasıl, nerede diye merak ettik. Heyet olarak gittik AK Parti İl Başkanlığı'na. Onun da fotoğrafları var. Kullanmak da istemedim. Ve ona şunu sor, İl Başkanı, işte İl Başkan Yardımcılar falan epey bir ekipti. Onlara şunu sorduk. Siz niye ziyaret etmiyorsunuz dedik. Bir, yani manalarını anlamak için. İki, bunun neresindesiniz bu organizasyonun? Üç, bu organizasyona fiilen destek veriyor musunuz? En azından lojistik olarak bir destek veriyor musunuz? Şimdi bize şu, söyledikleri şu, il başkanı olan arkadaşımız. Ben sadece Süleyman Soylu Bey geldiğinde Kulp'a geçecektik. Orayı da ziyaret etti. 5 dakika onun yanında durdum. Hiçbir yönetim kurulu üyeme, hiçbir mensubuma, resmi mensubuma oraya gidin diye bir talimat vermedim. Gitmemeleri konusunda da uyardım. Niye? Çünkü dışarıda farklı bir imaj oluşturmasın. İşte biraz evvel yorumcu arkadaşların ifadesinde yer aldığı gibi devlet organizasyonu veya AK Parti organizasyonu gibi imaj oluşmasın diye ben hiçbir şekilde bu işe müsaade etmedim diyor. Bunu AK Parti Diyarbakır İl Başkanı olan arkadaşımız söylüyor. Bu birinci konu. Lojistik destekten bahsettim. Neler oluyor dedim. Dedi ki şu ana kadar lojistik olarak biz zerre kadar bir destek de vermedik. Zaten Türkiye'nin her tarafından, gittik zaten orada, Türkiye'nin her tarafından yiyecek, içecek, giyecek, artı parasal yardımlar. Zaten onların hepsi bir şekilde zaten o annelerimize ulaşıyor. Biz bir şeyler alıp götürmek istedik, götürdük ama baktık bizden önce götürenler zaten orada çok yoğun. Bizim götürdüklerimize ihtiyaçları da olmadı. Şu manada söylüyorum. Tamamıyla spontane gelişen başlangıcı itibariyle ama gittikçe bölgedeki terörün düşmesi, devletin güvenliği ön plana çıkartması, artık terör örgütünün bir kurtuluş noktası değil, kesinlikle o bölge için ihanet noktasında olduğunu, zulüm noktasında olduğunu bilincinde olan bir halkla karşı karşıyayız. Devam edeceğiz. Bu nedenle ben bu organizasyonu düşünüyorum, sadece dilemiyorum, düşünüyorum ve diyorum ki Türkiye'nin her noktasına bu organizasyon gittikçe dalga dalga yayılacak diye düşünüyorum. Peki. Aytunç Bey, şimdi sağdan başladık. Evet. Diğer kısımda da sizden başlayacağız. Şimdi ben işi biraz daha geriye alacağım. FETÖ olaylarında bittikten sonra sizler de takdir edersiniz ki
terörle mücadele biraz daha sıklaştı ve ciddileşti. Evet. Bundan önceki dönemlerde sürekli haberlerde izlediğimiz Cüddi Dağı'na 5 sorti yapıldı, 20 bomba atıldı. Sonra ortaya çıktı ki bunların bütün frekansların yanlış olduğu, farklı yerlere atıldığı ve o bölgede çalışan askeri kanattaki insanların bu işe çanak tuttuğu. Ben şöyle yorumluyorum. Son 3 senedir bu iş daha ciddileşti. O eleme yapıldı. Gerçek Türk askeri ortaya çıktı. Bana göre güvenlik güçler ortaya çıktı. Ve devlet kendini orada ispat etmeye başladı. Bununla beraber demin üç kardeşimizin de söylediği güven ortamı oluşunca insanlar kendini bir güvende hissetti. Ben de bunun ilk başta kesinlikle bir organizasyon olduğu değil ama sonradan iş büyüdükçe Türk halkının da desteğini alarak devletle beraber halkın desteğini almaya başladı. Ve bu iş demin İbrahim Bey söylediği gibi diğer şehirlere de yansıyacakmış gibi geliyor bana. Sıçrayacakmış gibi geliyor işte doğudaki diğer güneydoğudaki Hakkari, Şırnak. Evet. Anladım. İller gibi. Çünkü ben hep ilk günden beri takip ettiğim şeyde tamamıyla artık o bölgede bir devletin güvenliğinin olduğu, insanların seyahat özgürlüğünün rahatladığı bir ortamda bunların tabii ki olması. Yalnız orada tabii şeyler var. Dikkat ederseniz dün galiba izledim. 25 sene önce giden var. 15 sene önce giden var. Bunlar bugün bu işi kalkıp da oraya gitmeleri çok önemli benim için. Yani dün gidenden çok 15 yıl, 20 yıl önce gidenler de artık isyan etmeye başladı. Evet. Belki hiç haber alamadı, belki arada sırada haber alıyor ama gelişinde problem var. Kız çocuklarına baktığınız zaman, son zamanda teslim olanlara baktığınızda orada çektikleri zulümleri, ahlaki dışı ilişkilerin yaşandığını ve bunlar basında çok çıkmaya başlayınca bir de tabii şu var. Son zamanda sosyal medyada biraz gündeme geldi. Sayın sosyal medyanın aktif insanları bir şeyi yaymaya başladılar. HDP milletvekillerinin çocuklarının Amerika'da dışarıda okumaları bu da insanları bir rahatsız etti. Yanlış mı yani? Şimdi doğru değil mi? Ne kadar? Yani iyi bir tespit. Tabii. Yani ve bu dikkat ederseniz zaten annelerden bir tanesi de 3-4 gün önceydi galiba bunu dile getirdi orada. Yani bizim çocuklarımız dağdayken hatta yine sosyal medyada baktım bir tanesinin düğününden bahsetmişti işte okuduğu yerleri, üniversiteleri falan, yaşam tarzlarını. Bunlar tabii artık değişen dünyada bunlara da büyük tepkiler oluşmaya başladı. Bu tepkilerden sonra da insanlar kendini güvende hissettiği için buraya geldik gibi geliyor bana. Çünkü gerçi bütün açıklamayı diğer arkadaşlar yaptığı için aynı konuları konuşmamıza gerek yok. Fakat bakan için ben de üzüntümü bildirmek istiyorum. Yani orada biraz daha dik duruşuyla insanları daha böyle umutlandıracak bir söylemin olmasını beklerken o olmadı. O da beni de biraz yaraladı o iş. Onun haricinde dediğim gibi yani ilk başta bu işin bir devlet destekli değil, münferit bir olay olduğu kanısındayım. Çoğaldıktan sonra da bahsedilen devlet değil zaten. Yani evet devletleri hükümetler temsil eder ayrıdır ama bahsedilen biraz daha şey. İktidarın. Bana göre ben de aynı fikirdeyim. Yani bakın burada şu var. Senelerce, aylarca bu seçim döneminde beka meselesi. Bir şey mi söyleyecektiniz? Tamam. Beka meselesinden bahsedildi. Şimdi Türkiye'de hakikaten baktığınızda bugün devlet olduğu müddetçe İnsanlar kendini güvende hissediyor. Hı hı. Bunun tabii ki bir süreci var. Ama bizzat hükümetin buna ben destek vererek veya hükümet bunu organize ederek yaptığı kanısına değilim. Peki. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Şöyle bakalım saate. Aytuç Bey'e bir şey sorabilir miyim? Sen buyurun. Müsaade ederseniz. Aytuç Bey şunu öğrenmek bu istiyorum. Bu yeni ben yayın döneminde böyle daha bir şey. Yavaş yavaş ısınıyor. Herkes dinliyor. Naif gidiyoruz böyle. Böyle çok devam sakin ederiz. Evet, devam. Peki. Az önce doğru bir tespitte bulundunuz. Dediniz ki HDP partisinin üst düzey yöneticileri ve milletvekillerinin çocuklarının gerekse akrabalarının
bir eli yağda, bir eli balda, yurt dışında eğitim gören vesaire insanlar olduğunu ve halkın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu halkının da bunu gördüğü ve bunun artık bir isyan noktasına geldiğini ve bunun da güzel bir şey olduğunu söylediniz. Değil mi? Öyle anladım evet, ben. Evet, doğru. Aynı şeyin Türkiye'de legal siyaset yapan insanlar için de şu anda görülmesini hoş karşılar mısınız? Doğru bir tavır tabii olacağını eğer düşünür müsünüz? Tabii eğer burada... Yani kendi insanına yaşamayı değil, yaşamayı değil, şehadeti kutsallaştırır. Elbette şehadet kutsal da ama ölümü kutsallaştırarak yaşamaktan uzaklaştırmak yerine dört elle sarılarak hayata bir şeyler katması gerektiği konusunda bu tabii şekilde. Şöyle söyleyeyim yani düşünceleriyle, fikirleriyle. Legal siyaset. Legal siyaset. Ben yaşamları aynı değilse zaten ona da karşı. Yener Bey'in özetle söylemek istediği şey. Ben şehadet kısmını anlamadım. Ben de anlamadım da. Bir daha söyleyebilirim. Hakikaten şehadet kısmını şunu ifade etmeye çalıştım. Belki yanlış ifade etmiş olabilirim. Dediğim şu. Aynı yapılan riyakarlığın, çifte standartın, HDP milletvekillerinin çocuklarının yurt dışında süper tamam. okullarda eğitim görmesinin tamam. Ama işte fakir fukara genç çocuklarının, Kürt çocuklarının da dağa çıkmasını halk artık amiyane tabiri olmazsa uyandı derler ya. Halk evet, buna abi. Uyandı. Legal siyasetçiler için de bizim Türkiye'de siyaset yapan tamam. legal siyasetçilerimiz için de bunun bu uyanmanın gerektiğini söylemenin çok doğru olacağı kanaatini taşıyorum. Zaten yani fakir zaten. Fukara zaten halkının öyle. Çocuğunun gidip dağda ölmesini yüceltmektense yaşaması için çalışmanın ve gerekiyorsa kendi çocuğunu da göndermenin o fedakarlığının siyasi partiler. Kendi çocuğunu dağa mı göndermeli? Elbette. Hayır, şu an ben şunu anladım. Asker yani. Olarak. Asker olarak. Ha, şey, Türk torpilli olarak bir yerlerde yapmadan asker olarak. Veya bedelli olarak yapmadan şöyle, onların da asker olarak çağırsınız. Bir şey diyebilir miyim? Ben şu anda nasip olursa 12. ayda bedelli olarak askerliğimi icra edeceğim. Benim babam siyasetçi değil. O askerlik değil ama. Aristokrat bir insan da değil. Bildiğimiz Gazi Caddesi'nde esnaf. Ben bir esnaf çocuğu olarak ay sonu bedelliye gideceğim. İlla bedelli askerlik yapmak için çok ciddi bir siyasi geçmişin ya siyasetçilerin çocuklarının tanıdığı bir lazım değil. O öyle demiyorum, bu demiyorum. İkincisi de şöyle, sadece siyaseten düşünmemek lazım. İş adamları da maddi durumu iyi olan herkes çocuğunu yurt dışında da gönderebilir. PKK'lı iş memlekette adamlar da gönderebilir zaten. Tamam. Ama mesela sizin burada örneklediğiniz olay şu, benim anladığımı söylüyorum tabii ki. PKK burada Diyarbakır'daki ben anneler ki, Diyarbakır'daki için... anneler diyor ki benim çocuğum dağda. Evet. Dağda gerilla olarak belki savaşıyor. Yani doğru mu? Yani aslında dediği de yani her fakir çocukların şehit olur. Elbette her şehit olur. De, ama işte belli bir kesimden de kimsenin şehit olmasını ki hep öyle. Ben Yener Bey'in ne demek istediğini biraz tamam, öyle. %100 öyle. %100 ama öyle yani. Hep mi gariban kesimden yani bugün şehit ben çıkar? Bir taziye evine gidildiği arada zaman farklı ama bakın. Arada bir fark. Beyler, meşru şimdi devletin meşru organlarında hizmet eden kardeşlerimizle boşu boşuna bir ütopya olan bir hayal peşinde birilerini salıp evet. da kendisi biralarını yudumlayıp viskilerini yudumlayıp o değil. Boğaz'ın sahillerinde başkanım bir noktaya geliyor. Şunu Boğaz'ın sahillerinde şampanya yudumlayanlarla aynı kefeye konulmaz kardeşim. Tamam eyvallah. Şu an gönül ister ki şu ülkede siyasetçiler de legal siyaseti yapan insanların da evlatları hiçbir torpile muhatap olmaksızın bu hizmetlerini bu vatan için yapsınlar. Başka bir şey yok. Bu tamam. Ama Kemal Bey'in oğlu da ne yapıyor? Ama askerlik sistemi değişti ki şu anda. Onu tartışman da bir anlamı yok. Bedelli için söylemem. Zaten eşlerimi Türk vardı hatırlar mısın? Askerimiz fakirdendir, evet. Kara çadır kilimdendir diye bir şey var. Şimdi bakın burada şunu ayırt etmek lazım. Şimdi sen çıkmışsın. İşte bir terör örgütünün elbiselerini giymişsin. Ben dağda mücadele ediyorum. Bizimki bir İmajı meslek veriyorsun. Oldu artık esasında. İmajını veriyorsun. Burada ne kadar kandırılması gereken çocuklar varsa kandırıp götürüyorsun. Onları boş bir hayal uğruna dağlarda perperişan ediyorsun, öldürtüyorsun. Bu farklı bir şey. Tamam, bu çok farklı bir şey de. Şimdi ama aynı sen, yine aynı sen
şu an işte legal siyaset yaptığını iddia eden ve işte terör örgütünün birkaç tanesi biliyorsun bu bölgeden insanlar da var. İşte Cemil Bayık biliyorsunuz Kebanlı, bir başkası bir yerde. Şimdi bunların evlatları da varsa bildiklerimiz, siyasetçilerin bildiklerimiz var. Aynı yaştaki çocuklar işte Amerika'nın Cambridge'inde bilmem Bodrum'un hangi sahillerinde eğer başka şeyler peşindeyse bunun anlattığınla yaşadığının farkını artık bu bölgedeki insanımız, Türk kökenli vatandaşımız görüyor. Yani beni savunacak adam bunlar değil diyor kardeşim. Benim derdimle dertlenecek, benim gibi yaşayacak, benim içimden çıkan insanlar beni savunabilir diyor. Toparlayalım. Aradaki Türkler fark de görüyor ama, Türkler de görüyor. Ya Türkler şimdi, de buna uyandılar. Yener Bey'in, bak şimdi çok farklı bir şeye geldi. Son olarak bir şey söyleyeceğim. Evet, Yener Bey'in dediği olay tam olarak şu. Kardeşim, ben bir tane siyasetçi çocuğunun ne şehit olduğunu gördüm, ne bir şey olduğunu gördüm ya da nerede bir yerde ezildiğini gördüm. Doğru muyum? Doğrudur. Evet, buna katılıyorum. Bugüne kadar böyle bir süreç geldi. Ama son zamanda sadece şunu söylemek istiyorum. Son bir yılda hakikaten bedelli konusuna girmiyorum, ben yanlış anlamayın. Ya askerlik sistemi komple değişti. Bu kadar meslek haline geldi. Şu anda profesyonel ordumuz savaşıyor yani. Bunu konuşmak bile bir zaman kaybıdır. Evet. Burası kesinlikle doğru. Ama geriye dönük bir sosyal mesaj verdi. Doğrudur. Niye gecekondulardan şehitler çıkar? Doğru. Niye fakir ailelerin çocukları doğru. hep doğru. böyle Hakkari'de şunlarla gündemde mücadele eder? Genel Bey'in işaret ettiği oydu. Biraz daha özet olsun diye ben de araya girmek istedim. İlk dilim teşekkür ederiz. Ama ikinci dilimde şöyle bir şey yapabilir miyiz? Çünkü Yunus Bey bize bir... İkinci dilimde Zülfü Bal'la mı yapalım programı? Ne yapalım? Zülfü Bey de burada. O da gece yayınlarına başlayacak inşallah. Şimdi ikinci dilimde biraz daha konular var. Çok gündem var. Biraz hızlı geçmemiz gerekecek Doğru. ama zamanımız da yetmeyecek gibi. Nasıl yapalım? Bir iki konuyu atlayacağız galiba. Tamam. Peki. Sevgili izleyenler, Ajanda programı reklamlardan sonra devam edecek. Efendim, Ajanda programı reklamlardan sonra devam ediyor. Türkiye'nin gündemini ve Elazığ'ın gündemini değerlendirmeye de devam ediyoruz yorumcularımızla. İlk dilimde biraz uzun sürdü, aslında beklediğimizden fazla sürdü. Ama mevzu çok önemliydi. Diyarbakır'da HDP il binasının önünde bekleyişini sürdüren anneleri konu edindik, onları konuştuk. Şimdi ikinci dilimde birkaç mevzumuz var. Bunlardan bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla sergilenen araçlar. Sonrasında Elazığ'da yapılan Salçalı Köfte Festivali ve işte diğer yapılan programlar. Bunları konuşma fırsatı ama hızlı hızlı geçeceğiz mümkün oldukça. Yunus Bey, sizle devam etmek istiyorum. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı talimatıyla dediğimiz gibi fazladan alınan araçlar ya da işte farklı kurumlara verilen araçlar sergilendi. Bu araçlar tamamen israftır denildi. Yüzlerce, 500 küsur at araçtan bahsediyoruz. Bunu bazı kesimler şey diye değerlendirdi. Bir şov malzemesi olarak, hükümete yakın kesimler şov malzemesi evet. olarak değerlendirdi. Hepsinin ihtiyacı olunduğu söylenildi. Bazı kesimler de yazık, bu kadar şeye ne gerek vardı denildi. Yani burada bile tartışmalar bitmedi. Tartışmalar bitmedi. Sizce bu israf mıydı? Ya da hakikaten alınması gereken, gerektiği için de alınmış olan araçlar mıydı? Şimdi israf konusu Türkiye'nin sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kurumlarında şu anda en çok tartışılan konulardan biri. Evet, bazen görüyoruz çok ciddi israflar yapıldığını, hakikaten devletin bütçesinin gereksiz harcamalarda kullanıldığını şahit oluyoruz. Evet. Ama bu mesele tam anlamıyla Ekrem İmamoğlu'nun elinde patladı. Hakikaten kendisi de bence bu sonucu kestiremiyordu. Ekrem İmamoğlu 1717 tane fazla araç kullanılmış, 1717 makam aracını Yenikapı'da sergileyeceğim dedi. Evet. Sonra ne kadar makam aracı? 1717. Evet. 1717 tane makam aracı dedi. Hı hı. Ondan sonra da Yenikapı'ya 730 araç yiyebildiler.
Bu 730 aracın içerisinde de iş makineleri, kamyonlar, çift çeker pikaplar, dört çeker pikaplar hepsi dahil olmak üzere 730 taneyi tutanaklarıyla tuttular. Ondan sonra bir gecede komple kaldırdılar. Evet. Ama işin ilginç olan yanı ne? İstanbul Büyükşehir Belediyesi tamı tamına kaç tane araç kiralamış? 997 tane araç kiralamış. Yani 1700 değil 900 küsur. Hayır hayır. 1717 fazla araç olduğunu iddia eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Totaldeki aracı değil mi? Tabii ki. Mevcutların dışında İSKİ üzerinden 997 adet araç kiralamış. Evet. Ve daha vahim olan bir şey söyleyeceğim. Eski yönetimin kiraladığı aracın birim fiyatı 1400 lira. Yeni yönetimin 997 araç için birim fiyatı 3341 lira. Ama hem orada bir şey söyleyeyim. Evet. Sonuçta ben de araç kiralıyorum. O fiyata çok kafayı takmayın. O fazla kiralamasında hemfikirim sizinle. Ama ondan önceki kur farkından dolayı ben de 900 liraya kiraladım araçları. Şu anda 2800 liraya kiralıyorum. Şimdi yani dolar artık şöyle, 3,5 değil. Ötemenin artışıyla beraber yani burada fiyat tarafına çok fazla takılmıyor. Buradaki siyasi hata ne? 1700 tane araç iddia ediliyor. Bunların bir kısmı iade ediliyor. Şov yapılıyor. Siyasi malzeme olarak kullanılıyor. Bu rakamlar ne kadardan kiralanmış? 1400 liradan. Peki siz 1400 liralığından mı bahsediyorsunuz? Yani şöyle bakın, israf belki olmuştur belki olmamıştır ama bu araç kısmında, evet, makam aracı kısmında kesinlikle. Hayır, sizin düşünceniz ne? Yani belki olmuştur belki olmamıştır yorumu şey. Ben gene bakın yani. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin 81 vilayetimiz yok mu? 81 ilin toplamını toplayın, 80 ilin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine yine eşdeğer gelmiyor. Yani bütün birimlerin içerisinde belki olmuştur olmamıştırdan kastım o. Ama araç konusu için konuşacak olursak, araç konusunda bir israf olduğunu iddia ettiler ve ellerinde patladı yani. Tamamen ellerinde patladı. 1400 liraya kiralanan araçları iade edip ne kadardan kiraladılar? 3341 liradan kaç tane kiraladılar? 997 adet. Yani şimdi şuna geleceğim. Ekrem İmamoğlu 3 aylık yaklaşık bir başkanlık süreci var. Kamuoyunda çok şişirildi. Seçim sürecinde çok ciddi propagandası yapıldı. Evet, ikinci seçim yapıldı ve büyük bir farkla Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ekrem İmamoğlu şişirildi mi? Çok fazla şişirildi kamuoyunda. Bakın, Ekrem İmamoğlu ne vaatler verdi mesela? Dedi ki namus, şeref sözü bir tane eleman çıkarmayacağım dedi. Evet. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne eleman kaynıyor. Ekrem İmamoğlu dedi ki süt, ekmek, ondan sonra neye bedava sözü verdi? Evet. Yani suya. Yani siyasi sözlere gelinirse şey diyeceğim. Ama bak bir şey ama söyleyeceğim. Bir dakika. Siyasi sözlere gelinirse işin içinden çıkılmaz. Bir şey diyeceğim. Yani, işin içinden çıkmayla alakalı değil. Hayır yani, hayır. Ben şimdi şuna söyleyeceğim. Nisan Ekrem, Mayıs'tan iyi olacak. İşte Mart Nisan'dan iyi olacak. Metin Bey falan. Ne alakası var? Adam hayır, diyor şunu ki. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Adam siyasi geliyor diyor ki yoksula burs vereceğim diyor öğrenciye. Evet. Biz bunu burada ajandada tartıştık. Kanunen veremez. Doğru muyum başkanım? Biz de söyledik. Evet. Kanunen veremez. Billboardlarda çarşaf çarşaf giydi. Basın da bunu çarşaf çarşaf yayınladı. Siyasi şişirilmeden kastım bu. E ne oldu? Geldi dedi ki ekmeğe suya bilmem neye indirim yapacağım dedi. Bedava vereceğim. Yoksula bedava vereceğim dedi. Hepsi kur gelir gelmez, gelir gelmez %40 %50 zam yaptı. İstanbul son 20 yılda görmüş olduğu en büyük sel felaketini yaşadı. Adam Bodrum'da tatil yapıyordu. Bırakıp gelmedi bile. Yani şuna geleceğim. Bugün, ben devam etmeyeceğim ama siz devam edeceksiniz. Evet, önümüzde Büyükşehir Belediye'yi yönetecek daha 4-4,5 yıl zamanı var. 3 aydan dolayı ben 3 aylık yani sürecini değerlendiriyorum. Yağıştan dolayı. Mevzu arabaysa eğer, hayır, arabada elbette sınıfta kaldı. Bakın Yunus yani Bey, mevzu iki kere araba, iki dört. O araba mevzularıyla gelip giden belediye başkanlarını bir düşünün. Yani araba az buz bir mevzu değil. Bahsettiğiniz rakamlar tabii enteresan, ilginç şeyler ama şimdi az önce kullandığınız cümlede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. 2 aylık belediye başkanı iken İstanbul'da sel oldu. Evet. Allah hamdolsun bir can kaybı yok. Elazığ'da da oldu. Bir can kaybı. Metin Bey, Elazığ'da da sel felaketi oldu.
Şahin Bey dışarıdaydı. Apar topar geldi. Ekiplerinin başına geçti yani. Şimdi, Ankara'daydı o da. Şimdi şuna geleceğim. Şunu mu söylüyorsunuz? Yani İstanbul'daki bu sel felaketinde Ekrem İmamoğlu gelmiş olsaydı durum bambaşka bir şey mi olacaktı? Ne alakası? Ay, ben soruyorum ama. Ya şimdi burada düşünün, siz genel yayın yönetmenisiniz. Allah korusun bina yıkıldı. Siz İstanbul'dasınız. Gelseydiniz bina yerinde mi kalacaktı? Kuruma olan aidiyetinizden dolayı burada buranın başında durmanız gerekecek tabii ki. Gelecek yerinde inceleyeceksiniz. Bir büyükşehir belediye başkanının, bir belediye başkanının asli görevi yolu yapıp kaldırım yapmak mıdır? Bütün personellerinin idare ve sevk şeyini yapmaktır. Zaten onun biriminde bence bu selle olayı alakalı çok farklı bir noktada değerlendiriyorsunuz. Şimdi, ama Yener Bey ile Yener Bey gelmeden önce ben hemen toparlayayım. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi dediğim gibi 3 aylık bir süreci zaten değerlendiriyoruz. Ya peki, şunu değerlendirelim. Arabayla konu açıldı. Yani arabada sınıfta kaldı. Bu sel felaketinin oluşmasına neden olan altyapıyı tartışmak yerine gelip de Ekrem İmamoğlu'nun neden gelmediğini konuşursak olay çok başka bir noktaya taşınmış olur. Yanlış mı düşünüyorum? Bakın. Yani düşünsenize, İstanbul'da kaç yıldır bir belediye başkanlığı görevi var? 20-25 yıldır AK Parti. 25 yıllık belediye başkanlığı görevi var. Evet. Yani altyapıyı, üst yapıyı, kanalizasyonu, logarını, şuyunu, buyunu, her şeyini halledebilecek bir durumdayken. Bu soru ama hakikaten son kısımda soru olarak yöneltiyorum. Yani bunu tartışmadık da neden gelmedi kısmını mı tartışıyoruz? Peki. Niye neden gelmedi kısmını tartışıyoruz? Başka tutacak yeriyle alakası yok abicim. Şimdi burada zaten rakamlarla konuştuk. Hakikaten sınıfta kaldı. Yani 1400 liralık araçları geri ver. O rakamlar 3300. Abicim. Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye AK Parti Grup Başkan Vekili. Kendisi gerekli konuşmayı da yaptı. Mecliste de konuşmayı yaptı. Cevabını aynen söylediklerimi söyledi. Cevabında bir tane reddiye de gelemedi. İsterseniz şu an yayınlarız. Müsaadeniz olursa son olarak bir şey daha söyleyeceğim. Son olarak bir şey daha söyleyeceğim Metin Bey. Biliyorsunuz. Bunu size soracağım ama bir saniye. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan Büyükşehir Belediye Başkanları'nı topladı. Evet. Koltuk mevzusuna mı geleceğiz? Koltuk mevzusuna gelmeyeceğim. Yani kırılan koltuk işte şu. Orada bence çok siyasi, Ahmet Hakan da yazmıştı. Kendisine de katılıyorum. Çok siyasi politik olarak 3 tane gol attı Ekrem İmamoğlu'na. Bunlardan biri 30 tane belediye başkanından birisin dedi sen. İkincisi alelacele çağırdı, reddetme şansı olmadı. Üçüncüsü Ekrem İmamoğlu özel ve şahsi bir görüşme talep etti. 30'unu bir arada topladı. Şuna geleceğim, Ekrem İmamoğlu evet siyaseten yeni bir ufuk ve heyecan açtı bir cenahta ama bence şu 3 aylık süreçte koca bir balon olarak çıktı ve yavaş yavaş sönmeye devam ediyor. 5 yıl sonunda da hiçbir şekilde esamesinin okunacağını düşünmüyorum. Peki. Yener Bey, şimdi şu bazı mesajlar gelmiş. Hemen sizlere paylaşacağım. Şu an Elazığ Belediyesi Boşbatağı'nda diye bir mesaj gelmiş. Devamını al. Mesajlar biraz da okunur yazılırsa en azından tam aktarmaya çalışacağım. Mesela güzel yazılan Metin Bey, Ekrem İmamoğlu'nu savunma sizin işiniz değil. Orada savunacak kişiler var. Siz oturumu yönetiyorsunuz yoksa sorularınız bile taraflı. Bu kadar açık müdahale etmeniz hoş değil. Üzücü demiş. Yani bu bir savunma değil aslında. Bu sadece soru. Sonrasında sorularla bitirip biraz daha fikirlerinizden istifade edebilme çabası. Olabilir. Olabilir mi? Saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. İstediğiniz soruyu yöneltebilirsiniz. Yani Metin burası Bey. Hakikaten bir evet. Açık oturum ve aklımızda olan şeyleri de çok rahatlıkla dile getirebiliyoruz. İzleyicimizin mesajını okumak gibi. Yener Bey, evet. Ne diyorsunuz konu hakkında? Vallahi ne diyeyim, el insaf diyorum. Özellikle Yunus Bey'in yapmış olduğu bu değerlendirme, bu araç kiralamasından kalkıp işte o sel felaketinin meydana geldiği günde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Bodrum'da işte neyse rakı makı ne içiyorsa önemli şimdi değil yani. Özür dilerim, Cumhuriyet Halk Partisi sağ seçmeni etkileyebilmek için çarşaf da giydirir, camide Yasin de okutur, ne bileyim her türlü aksiyona girebilir. Ama Tayyip Erdoğan AK Parti'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanı o cenahı etkileyebilmek için elinde rakıyı ya da
bir aşesini göremezsiniz. Aradaki bence en büyük bariz farklardan biri de bu. Devam Ekrem edin. İmamoğlu'nun şişirme noktası da bu yani. Tamam, Allah size kabul etsin. Siz abi rakıyla birayı tutmayın. Neyse. Ben şimdi İsmet Özel'in çok güzel bir sözü var. Onun buyurun, sözüyle lütfen başlamak istiyorum konuya. Konuya da çok uygun. Ortada kepazelik olduğu halde kimse kepaze edilemiyorsa bunun açıklaması toplumun işlenen suça bilvukka iştirak etmesidir. Bizim son 20 yılda yaşadığımız süreç de bunun bir özetinden ibarettir. Sayın Ekrem İmamoğlu o kiralık araçları Yenikapı Meydanı'nda sergilemekle aslında sözünü yerine getirmiştir ve bir gerçeği ortaya koymuştur. Kendisinin Sayın Evliyoğlu'nun ifade ettiği gibi orada 762 tane araç falan sergilenmemiştir. Orada sergilenmiştir? Toplamda 2432 tane araç sergilenmiştir. Bu 2432 araç kiralanmak üzere müsaade edin. Ben bitireyim size. Kaynak. Ben bunda mesela resmi belgeli kaynaklarını sunabilirim 700 tanenin. Ben de sunabilirim. Tamam, sunalım. Ama 2400 tanenin ben kaynağını edersen isterim. Hemen de ekrana yansıtabiliriz. Kaynağı da söyleyeyim. Lütfen. 2438-37 adet aracı kiraladıkları firma kim biliyor musunuz? Bunların tamamını kiraladıkları firmayı açıklıyorum. Platform Turizm. Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak'ın damadı Adem Altunsoy'a ait. Yani direkt içeriden. Damadın akrabasından 2437 tane araç kiralanmıştır. Ya olabilir. 1400 liradan Tüş Bey, 1400 liradan şirketinize araç kiralayabiliyor musun? Müsaade edin. 2 sene önce kiralayabiliyor muydun? Ancak yani 1200-1400 liraya yani. Müsaade edin. Bu araçlardan araçlardan 1717 tanesi makam aracı. Metin Bey, 1717 tanesi makam aracı. İSKİ'de 124 yöneticiye 874 tane makam aracı ayrıca kiralanmış. 48 yöneticiye 150 makam aracı düştüğüne net bir şekilde oraya sergileyerek somut bir şekilde kanıtlamışlardır. Şimdi bunların geri verilmesiyle birlikte yaklaşık olarak yeni İBB yönetimi 80 milyon TL tasarruf yapmıştır. Tam 80 milyon TL Yener tasarruf yapmıştır. Yener Bey, bu dediklerinizin hiçbiri doğru değil. Sizin söyledikleriniz doğru değil. Hiçbiri doğru değil. Ben dediğim gibi kanıtlarım, ispatlarım. Bakın ispatlı konuşalım. Yapmanız, yani evet, bakın, bu rakamları söyledim. Ben siz yani konuşurken biraz bunlar doğru değil. Ama bu doğru bunu değil yapmadım ki. Yap, kesmeyin. Ama lütfen bunların belgeleri rica var. Ediyorum. Ben de belge çıkarırım. Lütfen yayınlayalım. Lütfen. Çünkü insanları yanlış bilgilendiriyoruz. Siz yanlış bilgilendiriyorsunuz. Hemen yayınlayalım. Yanlış bilgilendiriyoruz. Yanlış bilgi olduğu için. Siz de yayınlayın, ben de yayınlayayım. Ben de diyorum ki orada 2400 tane değil de sadece 700 tane araç. Ama Yunus Bey, ben size saygısızlık yapmadım. Estağfurullah, ben size saygısızlık yapmıyorum. Siz yanlış bilgilendirme yapıyorsunuz. Bekledim saygıyla sizi. Ondan sonra dedim ki ben kendi açıklamamı yapıyorum. Size saygı duyuyorum. Ben diyorum sizinki doğru değil. Siz diyorsunuz benimki doğru değil. Ama ben de diyorum ki önümüzdeki programda belgeleriyle siz de çıkarsınız, ben de çıkarım. Ben de diyorum ki doğru olan bu değil mi? Şu anda insanları öyle yapalım. Bence de sen yanlış yönlendiriyorsun. Tamam. Bence de sen yanlış. Ama şöyle, önümüzdeki hafta bunları lütfen çıkaralım. Delilli, ispatlı sunalım. Tabii. Ya umarım özür dilemek zorunda Yener kalmazsınız. Bey, sözün kesilmesini. Ya bunların zaten devam edin Yener Bey. Zaten bunların Albayrakların damadı olan şahıstan kiralanması işin ne derecede olduğunu gösteriyor. İstanbul'da yani bu cemaatlere yapılan, vakıflara yapılan yardımların haddi hesabı yok. İnanılmaz bir bütçe var. Zaten İstanbul, yani halkımız bunun da zaten farkında. İstanbul seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu kadar direnmesinin nedeni de buydu. Buradaki pastaydı. Evet. Şimdi buraya sıra gelinceye kadar bizim Elazığ tabiriyle akşam olur Metin Bey. Bu haftanın asıl bomba haberi şudur. Cumhurbaşkanlığına 4 ay önce Almanya'dan 4 tane Mercedes S600 Maybach Pullman Guard araç kiralaması diyorum, satın alınması için sözleşme yapılmış. Şu an itibariyle Cumhurbaşkanlığının bünyesinde araç sayısını ben söylüyorum. Garajında ikisi limuzin olmak üzere 14 tane zırhlı araç var. 28 tane 4x4 cip var, 30 tane motosiklet olmak üzere toplam 268 Cumhurbaşkanlığında araç var. Kaç personel var?
Ben araç sayısını söylüyorum. Kaç personel var? Bir önceki, bir önceki Sayın Gül'ün makam aracı sayısı 2 tane. Ya bunların hepsi Cumhurbaşkanlığı şahsi aracı mı? Şahsi makam aracı mı? Bir dakika. Motosiklet. 14 tane zırhlı araç. Motosiklet. 14 tane zırhlı araç. Motosiklet de dediniz ama Yener toplam Bey. Toplam araca da giriyor ama. Tamam yani motosiklet Cumhurbaşkanlığı'nın şahsi makam aracı. Hayır doğru efendim mi? Onu polis kullanıyordur. O zaman diğerlerini kim kullanıyordur? Güvenlik artırılmıştır. Şu GMC denilen Amerikan araçlarına Cumhurbaşkanı kendisi mi biliyor? Yunus Bey bir kesmeyin bitireyim. Niye? Ben yanlış bilgilendiriyorsunuz şey ama. Ya neyi yanlış bilgilendiriyorsunuz? Yani burada ben sorgu... Ya şimdi, ben size bunun yani bu resmi bunlar belgeler yani bu. Ya Yener Bey resmi belge olabilir ama işin içerisinde. Abi şimdi 30... konuşturmayacaksanız ben bir niye burada oturayım yani? Ya estağfurullah. 18 tane zırhlı aracı kim peki? Kim kullanıyor? 14 tane zırhlı araç Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanıyor. Alaylı komutanı mı kullanıyor? 6 tane yine Mercedes Maybach var şu anda. Ben size bir soru sorabilir miyim? Ya müsaade edin bir bitireyim ama ya. Müsaade edin bir bitireyim ondan sonra sorun ya. Rica ediyorum ya. Tamam, genel yani. 4 tane araç sipariş ediliyor. 4 tane Mercedes Maybach A600, S600, rakam Pullman, nedir peki? Pullman Guard araç sipariş ediliyor. 9 kat zırhlı bunların her biri. Bir tane araç değil, 4 tane. Sadece bir tanesinin zırhsız fiyatı 1.4 milyon euro. 1.4 milyon euro. 9 kat fabrikada zırh atılınca, tabii bu Mercedes'in anlaşmalı olduğu özel firmalar var. Neresinden baksan her araç başına yaklaşık 1 milyon euro maliyet farkı ekleniyor. Bu da 2,5 milyon euro bir araç başına ediyor. 10 milyon euro. 10 milyon euronun TL karşılığı yaklaşık olarak 65 trilyon. Evet. Eski parayla. 65 milyon şimdiki parayla. Evet. Evet. Yani efendim şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız çıkıp belediye başkan larına kendi belediye başkanlarına toplantı yaptığında israf etmeyiniz, alçak gönüllü olunuz şeklinde sürekli şeyler oluyor, tavsiyeleri oluyor. Hatta tavsiye bir kenara fırça atıyor. Kendisi muaf mı bundan? Niye bunlar dile getirilemiyor? Ya el insaf 4 tane bu Maybach S600'ü değerli izleyicilerimiz Google'a yazsınlar. Nasıl bir araç olduğunu görsünler. Aracın boyu 8 metre. Bu araç 5,5 ton. Bu aracın bir de kullanım maliyeti var. 5,5 tonluk bu araca 9 kat zırh atılıyor. Bu aracın kilometreye yaktığı litre 50 litreden aşağı değildir. Yani bir de o var. Bunun taşıma maliyeti 4 tane tıra yükletilip bunlar Cumhurbaşkanlığına teslim ediliyor. Peki, maalesef Türkiye'de tarafsız medya olduğu için az bir vaktimiz kaldı. Gece bültenine geçeceğiz hızlı bir şekilde. Medyamız çok tarafsız olduğu için bu haber olarak bile ben geçmiyor. Ben soru sormak istiyorum ama. İbrahim Bey ile devam edeceğim. Şöyle zaman Abdullah Gül'ün iki tane zırhlı aracı varmış. Bakın burada çok ilginç bir şey var. Niye? Yani bunu bence gerçekten dikkati çekmek lazım. Diğer yorumcularımızın şu anda hakkını alıyorsunuz. Özür dilerim ama İbrahim bakın burada insanlar bizi izliyor. Bakın insanlar bizi izliyor. Hakikaten evet. Burada bir yanlış yönlendirme doğal var. Doğal bir sizlemedi. Abdullah Gül iki tane zırhlı araç kullanıyor. Tayyip Erdoğan 14 tane zırhlı araç. Onun dışında motosiklet. Onun dışında bilmem ne. Abdullah Gül iki ben Tayyip Erdoğan'ın motosiklet kullandığını görmedim. Ya hakikaten bakın, görmedim bakın. Yani. Bakın, şimdi şuna geleceğim. Yunus Bey. Bir dakika. Ama hayır bir şey söyleyeyim. Estağfurullah. Abdullah Gül'ün 2 tane değil ayrıca 18 tane. Abi Sezer'in 2 tane. Sen 2 tane. Abdullah Gül'ün 2 tane mi? Sezer'le Gül'ü karıştırdım. Sezer Gül'ün 18 tane. Yener Bey, Yunus Bey bir saniye. Abdullah Gül'ün 2 tane dedi. Bir dakika. Herkes aynı anda konuşunca. Tamam da. Hayır oturumu yönetmeye çalışıyorum. Metin Bey. Yunus Bey bir saniye. Metin Bey Cumhurbaşkanlığı yönetmeye çalışıyorum. Aynı anda 3 kişi konuşuyor. Yener Bey bir saniye. Böyle bir araç alınmışsa neyini savunuyorsunuz? Ben yeni anlamda niye 4 tane? Yener Bey. Cumhurbaşkanlığı külliyesinin yüzlerce belki onlarca bürokratı, başkan yardımcıları ne bilmem ne olamaz. 18 tane zırhlı aracı. Olabilir. Yazı işleri müdürü mü kullanıyor bu? Abicim korumaların araçları zırhlı değil mi ya? Ya Şırnak'taki valinin korumasının aracı zırhlı. Gözünüzü seveyim lütfen ya. İbrahim Mercedes S600 mü bunlar? Lütfen ya. Bir saniye İbrahim Bey. Mercedes S500. Koruması. Ya gidin görün abi makam araçları. Ya efendim bundan tasarruf sağlanamaz mı? Yerli bir araca zırh. Yerli bir araca zırh atılamaz mı? Sanki bunun hepsini Cumhurbaşkanı kendi kullanıyormuş gibi lanse ettirmeyin ya. Ya Yunus Bey el insaf ya. Başbakan Merkel bu arabalara binmiyor ya. Kendi ürettikleri arabaya tasarruf olsun diye binmiyor ya. Sen kalkıp da bana bunu. Binmeyecek mi abi? Ne alakası var ya? Binsin abicim binsin. Başka bir şey var. Binsin. Ama böyle olmaz. Hakikaten böyle olmaz. Ya reklama gideceğim.
ya da az önce... Yani söyleyeceğimi söyleyemiyorum ki. Bir şey söyleyeceğim. Böyle olmaz. Yani ya reklama gideceğim. Ben konuşabildim mi? İfade edebildim mi? Aklınızda olanları söylediniz. Biz de anladık. İsraf çok fazla dediniz. Cumhurbaşkanı'nda şu araçlar var dediniz. Yavak Partisi döneminde israfın dibi yaşanmıştır. İsrafın bunu Allah'a söylediniz. Yaşanmıştır tamam. Ya. İbrahim Bey siz de devam edin. Haşa ki nasıl haşa? Yani teşbihte hata olmaz. Teşbihte bu cümle kullanılmaz. İbrahim Bey buyurun. Allah kelimesini lütfen ya. Her şeyi alet etmeyelim. Şimdi ben tabii birinci bölümde özellikle İdareci ve Bürokratlar Birliği ile yaptığımız ziyaretten bahsettim. Şimdi arada sağ olsun o derneğe mensup başta Sayın Genel Başkan olmak üzere hepsinin mesajları var. Hepsi selam ve saygılarını iletiyor ve bu sağ işin olsun. Takipçisi olacaklarını oradaki ifadelerin bir benzer haliyle bize de ifade etmiş oldular. Şimdi araç meselesine bakınca dedim ki Türkiye'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 2000 küsür tane koskoca, işte biraz evvel Yunus Bey de söyledi, 80 vilayetin karşılığından daha fazla bir ekonomik potansiyeli olan, birçok bakanlıktan daha hizmet fazla potansiyeli sahip. Olan, hatta 4-5 bakanlığı, belki 10 bakanlığı birleştirirseniz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı etmeyecek bir yapıdan evet. bahsediyoruz. Dolayısıyla burada hizmet araçları olarak ifade edilen sayılara takılmıyorum. 2000 tane olur, 1500 tane olur, oraya 500 tane yer. Bu siyasi bir malzeme olarak sadece ve sadece işte ben bunu söyledim de getirdim yığdım düşüncesiyle ifade edilen işte bir şirketin, işte Albayrak grubunun damadının bilmem şirketine, platform şirketine ihalesi yapılmış. 1400 küsür liraya, 1600 küsür liraya yapılmış. Ama sırf o şirkette olduğu için ihale iptal edilip yeni bir ihaleyle, kur farkıyla daha yüksek rakamlarda benzer sayıda ihalelerin yapılmış olmasını, böyle siyasi manevraları, siyasi ayak oyunlarını burada konuşmanın bir faydası da yok. Niye? İmamoğlu'nda ne yaptığını, İmamoğlu'ndan önceki süreçte de yapılanın ne olduğunu biliyoruz. Bunu üstelik böyle bir zıplatıp getirip Cumhurbaşkanlığı'nın aldığı araçla kıyaslamak çok daha büyük bir yanlış. Şimdi arkadaşlarımız Cumhurbaşkanlığı'nı tartışırken ben hemen tabii Google amca var. Her şey rahat ve resmi olarak da rakamlara ulaşabiliyorsunuz. Sadece geçen ay itibariyle Trump'ın ihale ettiği 12 tane Cadillac. Her biri 1,5 milyon dolarlık zırhlı araç. 12 Cadillac. Geçen ay sadece. Ve oradaki 546 tane Beyaz Saray'ın zırhlı ve zırhsız araçları var. 546 tane. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Koskoca bir ülkenin Cumhurbaşkanlığı'nın bu 37 tane, 38 tane suikastten kurtulmuş bir Cumhurbaşkanlığı'nın zırhlı araçlarla veya işte yanıltmak amacıyla 3-5 aracı değişik şekillerde işte Amerikan filmlerinde gördüğünüz gibi yönlendirmelerle bu tür atraksiyonlara girmiş olması, böyle araçların alınmış olması, yani bizlerin konuşabileceği, bir ara biliyorsunuz Aksaray'ı konuştuk. Saray niye böyledir, niye işte şu kadar odası vardır falan. Şu an 1000 küsür tane personelin çalıştığı ve her odasında da gerçekten ciddi hizmetlerin yapıldığı bir saraydan bahsediyoruz. Ha bunu niye anlatıyorum? Hülasa fazla detaya girmeyeceğim. Şimdi burada temel israftan bahsetmemiz lazım. Bakın biraz evvel bir tartışma oldu. Zaman israfı. Kaç dakika gitti gibi. Veya işte öyle israflar yapıyoruz ki, kendi şahsıma söyleyeyim. 100 bin liralık araca binmem mümkünken girip bilmem kaç yüz bin liralık araç alıyorsam ben israftan söz edemem. Niye? Çünkü benim aynı hizmetimi 100 bin liralık araçla görüyor. Ben, siz onu anlaması terhili arıyorsunuz. Hayır, ben kendi düşüncemi söylüyorum. Kendime. Biz orada kamunun parasından bahsediyoruz. Kendime değerli. Ben kendime de, o da bir israf. Niye? Neticede, çalıştığınız para kimse size bir laf diyemez. Hayır, neticede o para benim ama çocuklarımın bana emaneti olan bir aynı para. Aynı mevzu. Çocuklarımın emaneti olan bir ama para. Halkımın emaneti olan bir para. Biz bunun hesabını sorabiliriz. Yani burada bütün belediyeler için söylüyorum. Sadece AK Partili veya Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri değil. Türkiye'de şu an kaç yüz tane belediye var. Beldeler, ilçeler dahi. İnanın öyle belde belediye başkanları var ki o zırhlı araçları alıp biniyorlar şu an. Bütçesi kadar, kendi bütçesi kadar. Hangi partilere takılmıyorum, istiyorsanız isimlerini vereyim. Her partinin var. AK Parti'de var, Cumhuriyet Halk Partisi'de var. Yani burada siyasi partilerle bu işi şey yapmak, karşılaştırmak yanlış. Neticede insanın
biraz evvel Faruk kardeşim, Faruk Yıldız kardeşim hasreten teşekkür ediyorum. Öyle bir cümleyle bir şey attı ki bu iş eğitimle çözülebilecek bir şey. Kendisi de eğitimci olduğu için bu işi o damardan yakalamış. Yani biz Cumhurbaşkanı da olsak, sıradan bir beldenin belediye başkanı da olsak, israfın hassasiyetini gösteren, artı kamunun 25 kuruşunun sarf edilmesinin ne kadar büyük vebal olduğunu bilen bir anlayışı ancak eğitimle verebiliriz insanlarımıza. Yani bugün mesela ben İsviçre'ye gittim. İnanın bana dediler ki bir bisikletli geçti, hiç kimse de yok. Dediler bu bilmem ne bakanı. Arkadaşlarımıza Elazığ'dan bir heyettik biz. Lozan'da işte bir meclise gittik. O Lozan Anlaşması'nın imzalandığı salona gittik. Bizi işte belediye meclisinde karşıladılar vesaire. Bir bakan da yani birisi geldi dediler ki bu bilmem ne bakanı. Şimdi düşünüyorum. O bakanı bir tarafa bırakıyorum. Şimdi bizim Kıytırık'tan bir beldenin belediye başkanı bile bir yere giderken bir koruma ordusuyla beraber gidiyor. Bilmem kaç araçla beraber. Özür dilerim. Bakan Ankara'nın göbeğinde bisikletle bir yere gidebilir mi? Gidemez. O bir kültür meselesi. Şimdi bakın Merkel'in arabaya binmesiyle binmemesi veya İsviçre'deki bir şey onlarda çoğu da şov maksatlı yapılıyor. Bir algı oluşturmak için. Yani doğrudur. Bu kadar mütevazi. Doğrudur ama neticede üstadım neticede bakın bu bir kültür meselesi. Niye? Çünkü ya İngiltere'de de var. Diğer ülkelerde de var. Yani şov yapan yapmayan ayrı bir tartışma konusu. Ama bu zamanla... Ama gelin şunu konuşalım. Bir falanca kaymakamın işte odasını ultra lüks döşemesini konuşabiliriz. Yanlış. Ne kadar yanlış. Evet. Yani düşünün burada işte geçmişte bir yıl bile kalmayacağı bir odada bir il bilmem ne müdürünün odasını 10 trilyona döşetmesi gibi. Ya bunlar senin benim cebimden çıkan paralar. Kesinlikle. Yani israfın, yolsuzluğun, yoksulluğun, israfın önüne geçecek bir algıyı, bir zihniyeti oluşturmak lazım. Cumhurbaşkanlığına sipariş edilen araçlara takılmamak lazım. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun birkaç ataması hoşuma gitti, açık söylüyorum. Birkaç ataması, işte bir tanesini hemşehrimize atadı. Ama onun ötesine bakıyorsunuz, en basiti bir logo değişimi bile bu olaya bakış açısını ortaya koyuyor. Bakın, yıllardır, kaç yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın bir logosu vardı. O logoyu aldı, ne idüğü belirsiz bir şey getir. Hatta Sözcü'nün... O da sahte çıktı. Evet, çalıntı çıktı o logo. Sözcü'nün ve Cumhuriyet Gazetesi'nin bir şeyi var. Ya, o cami figürünü, affedersin, Bevre'den bir it, affedersiniz, köpek şeyi yapmışlar. Şu an bakın nelerle uğraşıldığını ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani Bodrum'da adam tatil yapacak. Ben Bodrum'da tatil yapmasına karşı değilim. Ama bir felaket olduğunda vatandaşın yanında olacak. Kimse kusura bakmasın. Evet. Yani herkes inancını yaşayabilir. Rakısını da içer, viskisini. Biz saygı duyuyoruz. Saygı duyuyoruz. Ama orada bir cenazenin olduğu, bir ölümün yaşandığı, felakette yetkilinin, en üst yetkilinin orada olması lazım. İki gün sonra mı geldi? İki gün sonra geldi. Yani bir gün sonra da gelse anlarsın. Uçak bulamadı vesaire bir şey yaparsın. Ama iki gün sonra gelmesi gerçekten insanların vicdanını rahatsız ediyor. Şimdi Şahin Bey'in aynı benzer olmasa da büyük oranda sıkıntı veren Elazığ'daki o yağış olayında hemen sahaya inmesi, bizzat o kapanan biliyorsunuz Çayda Çırak Kavşağı'nı gidip orada çalışmaları yerinde denetlemesi insanın da bir, ya vatandaşa bir güven hissettiriyor. Sahiplenme duygusu. Bunu böyle görmek lazım. Bunu böyle değerlendirmek lazım. Yoksa inanın insanların zevki de sefası da başımız gözümüz üzerinde. Ama hizmet, eğer oraya seçilmişsen, o makamı işgal ediyorsan size hizmet. Bir soru soracağım, sonra Aytunç Bey'e geçeceğim. Burada benim uçağım var. Benim programı da bir an evvel kapatıp uçağa yetişmem gerekiyor. İsterseniz Zülfü Bey buralarda dolanıyor. Zülfü Bey'i hemen alabiliriz. Bir an niyetlendik de. İstanbul'a kayyum atanır mı atanmaz mı? Bir izleyicimiz soruyor. Hayır, İstanbul'a kayyum atanmaz. Bakın, Ekrem İmamoğlu bu siyasetini devam ettirdiği sürece atanmaz. Ama bir Ahmet Türk gibi, bir Diyarbakır Belediye Başkanı, bir Van Belediye Başkanı gibi öyle gidip şey teröristlerle beraber kol kola, omuz omuza onların cenazelerinde şunlarda bunlarda boy gösterirse. Ama Ekrem İmamoğlu bu hatayı yapmaz. Düşünmüyorum. Sayın Sunguroğlu, siz de bu konuyu özetleyin. Şimdi demin, sizden de dinleyelim. Demin Diyarbakır'daki bir bakanımızdan bahsettik ve siyasi bir hata dedik. Evet. Belediye başkanlığı de aynı onun gibi siyasi bir hata esasında. Çok da farklı. Bir tanesi bakan, aynı hatayı yapan. Diğer de bir belediye başkanı. Demek ki bunlar siyaset içerisinde olabiliyor.
Onun haricindeki eğer böyle tasarrufa gelirse iş, inanın ki o kadar fazla Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde harcanan paraların, hesapsız harcanan paralar var ki. Dolar 1 TL olurdu. Evet. Ben bunları siyasete İsraf girdikçe olmasaydı. Siyasetin içerisinde daha rahat görme şansımız oluşuyor. Bugün çevremizde bile yapılan yatırımlara baktığınızda ki her zaman bizim tenkit ettiğimiz hocam, bir yere geziyor. Ruhumuza işlemiş aslında. İşlemiş. Bugün bir paylaşım yapıldı. Yani ne alaka diyeceksiniz belki ama açık serpme kahvaltı kültürümüz var ya artık biliyorsunuz, evet, öyle bir evet, kültürümüz oluştu, var. Tüm rakamı milyarlarca liraya tekabül ediyor artık. 103 milyon dolar. Yani ciddi bir para. Yıllık 103 milyon dolar o serpme kahvaltıdan yani dolayı biz çöpe atılan israfı yiyecek. Eleştiriyoruz ama toplum olarak da bunu aynısını yapıyoruz. İselleştirmiş. Afrika'da on binlerce çocuk, on binlerce bunu niye çocuk konuşmuyoruz? İnan ki acından, gerçekten acından kıvrana kıvrana ölüyor ya. Evet. Yani buna şu anda dünyanın en büyük problemlerinden bir tanesi susuzluk değil mi? En son bilim insanlarının anlattığına göre 20 yıl içerisinde özellikle Türkiye'de kuraklığın başlangıcı var. Biz hala daha burada bile suyu doğru dürüst kullanmıyoruz. Yani onun için demin de sizin söylediğiniz gibi bir kültür oluştu bizde artık. Yani buradaki bazı şeyleri de görmüyoruz. Maalesef söyleyeyim bunu, ben de biraz ekleme yapayım. Daha lüks arabaya binen insanlara daha fazla kıymet veriyor. Onu daha çok önemsiyor ve çoğu zaman bu tür şeyleri görmüyoruz. Adamı bilir. Adamın kültür seviyesine bakar. Peki. Adamın eğer hayatı para söylendi zaten. Yani burada söylemek istediğim şey şu. Bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi de İbrahim Bey'in de dediği gibi 100 araç, 2000 araç, 1500 araç çok önemli değil. Yalnız o fiyat kısmına ben yaşadığım için biliyorum. 2 sene önceki bunlar 3 yıllık çünkü kiralanıyor biliyorsunuz. Hayır, şu an kirası devam ediyor da sözleşmeyi iptal etmişler. Abi, sözleşmesi... Bu yılın son 2019'un sonuna kadar bu devam rakamlar eden devam eden sözleşmeyi iptal ediyor. Benim itirazım o. Yoksa kur farkı falan buyurduğunuz gibi. Ötemeden dolayı epeyce fiyatlar doğru arttı. Söylüyorsunuz. Siz de kiralıyorsunuz biliyorum. Onun için Cumhurbaşkanı'nın alın hazırlı araçlara da söyleyin isterseniz. Peki. Ben tamamlayacağım izniniz olursa. Buyurun. Tamam. Tamam, sağ olun. Peki, birkaç mesaj var. İsrafın hiçbir savunacak yanı yoktur diyen bir izleyicimiz var. Doğru. İsrafla neyi tartışıyorlar İstanbul'da, Adana'da, Mersin'de diyen bir izleyicimiz var. İbrahim Bey, sizinle alakalı bir konutla alakalı bir sıkıntısını dile getiren bir izleyicimiz var. Onu özelden sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Elazığ kanalında İstanbul'un sorunlarının bu kadar konuşulması gibi bir yorum var. Biz bunu daha önce salçalı köfteyi konuşmadık. Salçalı köfteyi aslında konuşmadık. Aslında izleyicilerimiz burada de hazırlamıştık. Süslü fidoş yemeğini, bunu da konuşmayı planlıyorduk. Onu Zülfü Bey konuştu. Bunu Zülfü Bey'e bırakacağız artık. Süslü fidoşu o konuşsun. Evet. Ben ana haber bülteninde söyledim. Çok güzel lezzetlerimiz var. Çok güzel tatlarımız var ama ben salçalı köfteyi seviyorum. Bunun festivalin olması pratik olduğu için. Belki de fast food'a daha yakın. O yüzden değil. Yani böyle damak tadımıza uygun gibi geliyor. Ama o festivali şeyde, olurdu olmazdı o tartışmaya girmeyeceğim. Yerli sanatçılar dururken hiç alakasız sanatçılara ne olduğu belirsiz, çok evet. Ciddi rakamların verilmiş olması beni rahatsız ediyor. Ben rahatsız eden taraf geçenlerde bir toplantıya katıldık İbrahim Bey. Evet. Bu toplantıda yerli sanatçılar olsun ama işte ulusal sanatçı da olunca programların magazinel ve dikkat çeken kısmı fazla oluyor diye bunlara da yöneliyorlar. Evet, mahalli sanatçılarımız çok güzel. Bence onların yerine o magazin haberlerini yapan, medya kuruluşlarından birer ikişer insanın misafir edilmiş olması o açığı 40 kat kapatır. Bu da bir önemli fikir. Evet. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ajandanın ilk bölümü beklediğimden daha tartışmalıydı işin doğrusu. Ama yavaş yavaş. Hepimizin ortak paydası Türkiye ve ortak düşüncesi bu ülkenin daha güzel bir yere ulaşması. Kuşkusuz bu noktada kıymetli yorumlarınızı bizlerle de izleyicilerimize de paylaşıyorsunuz. Teşekkür ederiz hepinize ayrı ayrı. Yeni bir ajandada, özellikle Yunus Bey size, yeni bir ajanda programında kıymetli izleyenler haftaya pazartesi günü. Ama ana haber bülteninde yarın akşam saatler 19.30'u gösterdiğinde yine ben bu ekranda olmaya gayret göstereceğim. Bir farkla İstanbul'da Teknofest programında Atatürk Havalimanı'nda inşallah hem ana haber bültenimizi hem diğer canlı bağlantılarımızı gerçekleştireceğiz. İçinde Elazığ'ı temsil eden bir firma da var. Onu da söyleyelim. Aslav İHA Team
Aslav Yazılım da orada olacak. Bundan da bahsedelim ve size, herkese güzel bir akşam, güzel bir gece temennisini iletmiş olalım. Hoşçakalın.